Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu IMF'nin yıllık toplantılarının konuşmacıları arasında Çobani Yoğurt'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Hamdi Ulukaya da vardı. Ulukaya, Dünya Bankası Başkanı Yim Yong Kim'in sorularını yanıtladı. Dünya Bankası'nın merkez binasında düzenlenen panele ilgi yoğundu. Ulukaya, Çobani fikrinin nasıl doğduğunu anlattı. Eğer Türkiye'denseniz bu masanızda olan bir şey. Öğle yemeğinde, akşam yemeğinizde tadı güzel bir şey. Burada birçok Türk'ün çalıştığını biliyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Dışarıda onu özlüyorsanız neden burada olmasın? İkincisi, bunu sıradan insanlar için yapacaksam, bir sembol oluşturacaksam bu gerçekten anlamlı olacaktı. 3 yıl üzerinde çalıştım. 2007'de raflarda ilk gördüğümde bunun iyi bir iş olduğunu anladım. Büyük şirketlerle mücadele etmek çok zordu. 5 yıl boyunca fabrikadan hiç çıkmadım. Ulukaya, başarının sırrının uygun ortamı oluşturmakta olduğunun mesajını verdi. Dünyada iki tür insan var. Biri Çobani'de çalışan, diğeri de Çobani'de çalışmayan. Elbette bu bir şakaydı ama biz bir aileyiz, bir grubuz. Birbirimizin arkasını kolluyoruz ve bir güvene sahibiz. Bu ortamı oluşturmak yetiyor. Eleştiri yok, ayrımcılık yok. Ulukaya için mültecilere, yabancılara da yardım etmek çok önemli. When did you start hiring refugees? So that is, I live in Utica. Utica'da yaşıyorum. Küçük, güzel bir yer. Utica'da birçok mülteci var. İş bulmakta zorluk çekiyorlar. O bölgede işe alabildiğim herkesi işe aldım. Mülteci merkezine gittim ve onlara sorunlarını sordum. Neden iş bulamadıklarını sordum. Dil eğitim vardı. Çevirmenlere eğitimci yaptık. Buna 2010'da başladık. 2012'de aynısını Idaho'da uyguladık. Sonunda 16 farklı ülkeden çok çeşitli insanlar geldi. Asya'dan, Orta Doğu'dan, Afrika'dan insanlar bu güzel yoğurt kabına hayat veriyorlar. Hamdi Ulukaya, Yezidileri olanları görünce yardımcı olabilmek için ne yapabileceklerini araştırdıklarını ve bunun için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bulunduğu Cenevre'ye gittiğini de kaydetti. Ulukaya, Cenevre'den döndüğünde bu insanlar için yapılabilecekler konusunda diğer bazı şirketlerle çalışmalar yürüttüklerini de vurguladı. Yatırımlarını artırdıklarını, 900 milyon dolara çıkardıklarını kaydeden Hamdi Ulukaya, Idaho'da işsizlik oranının azaldığını vurguladı. Ulukaya, çalışanlarını şirkete ortak yaptığını hatırlattı. Bunun kendisinin sorumluluğu olduğunu düşündüğünü de belirtti. "2000 kişiyi engeller olmadan yasal olarak ortağınız yapamıyorsunuz. Avukatlar tuttum, milyonlarca dolar ödedim. Bunun benim sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. Yaşamak için başka bir yol görmüyorum." Danışmanlık firması Ernst Young tarafından 2013'te dünyada yılın girişimcisi seçilen Ulukaya, Amerika'nın dünya geneline ilham vermeye devam ettiğini de belirtiyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington.